Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ala rasulina Muhammedinil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Allahumme la fahme lana illa ma fahhamtana innaka antel cevadul kerim. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hop, bugünkü inşallah sohbetimiz dolzarp mavzular doğrusu da erkin sohbetler. Malaka aşırış manası da ulamalarını yığıp umumi maslahatlar ve mevcut potensialdan doğru faydalanış manası da maslahatlar için yığılgan sohbetler bunlar. Bir yolda oturgan odam bir yoldalardan üstün degan gap yok. Aksar ustozlarimiz bor bu joyda. Hozirgi kundagi eng peshqadam ulamolarimizni yig'ib suhbatlashish va bundan to'g'ri natijalar, xulosalar va bo'layotgan hodisalarda ahli sunna va jamoani vaznini ko'rsatish. Har zamon, har davrda ahli sunna va jamoa avval jim turgan. Maydonga boshqa jamoalar chiqib, turli nayranglarni, xilalarni qilib maydonda tashvish tug'dirganda, keyin ahli sunna chiqib, ularni joy-joyiga o'tkizgan. Ya'ni ularga haddini bildirgan. O'zi ahli sunna va jamoa istilohi dastlab sahobalar davrida yo'q. Nimaga yo'q? Chunki ahli sunna va jamoaga muxolif yo'q. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sünnet egesi, Kur'an membesi, uzat orkali din kiriyipti, ıhtılaf bu kalsa Peygamber aleyhi sallatu vesselam yeçiyiptiler. Ha, ıhtılaf var mı? Var. İhtılaf yok di bu miydi? Kur'an-ı Kerim eytiyipti. Ha? Ve la yezalune yehtelifun diyipti. Hatta fabizalike halakahum dedi. Endi fa bizalikani ulamolar o'sha ishorani ixtilofga qilmaydi. Rahmatga aytishadi va ixtilof sababidan kelib chiqadigan Alloh rahmatiga olgan odamlarni mana shu ixtiloflar bo'ladi-yu, to'g'ri yo'lni topadigan odamlar borligi uchun yaratdi Alloh taolam. Dastlab yaratilishlik hikmatida shu bor. Alloh taolo farishtalarga odam yarataman deganda, farishtalar nima degan edi? Yer yuzida qon to'kadiganini yaratasanmi deganda, sizlar bilmaysizlar degan edi. O'sha bilmaysizlar degani qon to'kadiganlardan tashqari, ixtilofga tushadiganlardan tashqari, islomni qabul qilmaydiganlardan tashqari, islomni qabul qiladigan, qon to'kmaydigan, adolat tarqatadiganlar ham bo'ladi. O'shalar uchun yaratdi Alloh taolo. Fa bizalika xalaqahum shu. Tafsirlar ichida bittasi shu. İxtilof bormi? Bor. Bo'lganmidi? Bo'lgan. İxtilofni sababi nimasida? Turli fikrlilik. Hozir shu joyda 20 ta odam o'tirgan bo'lsak, 20 ta mavqifni, pozitsiyani egallab turibmiz. Bittamiz bo'lmasak, o'rnimiz bo'sh bo'ladi. O'sha pozitsiyani egallaganimiz uchun shu pozitsiyaga javob beramiz. Mandagi xususiyat talab qilinsa, eyvalloh. Mandagi yo'q xususiyat talab qilinsa, men uni zimmamga ola olmayman. Kambag'al bo'lsam, mendan zakot ber demaydi shariat. To'g'rimi? Ayoldan erkakni xususiyatlari talab qilinmaydi. Yosh boladan kattani talab qilinmaydi. Keksani shayxi foniydan bu yosh yigitni talab qilinmaydi. Turlilik islomni bor tabiatdagi qabuliyati. Boshqa tizimlar odamlarni bir xil qilishlikka harakat qiladi. Hamma bir xil qolibda bo'lsa, mana SSRni ko'pchilik biladi bu joyda. Bir xil qora kostyum, qora shim, oq ko'ylak bir xil qilishga harakat qildi. Yo'q, bu tabiatga zid bu. Bir xil bo'lmaydi. Ixtilof, ixtilof bo'ladi. Turli fikrlilik bo'ladi. Sahobalar orasida ixtilof bo'ldimi? Bo'ldi. Va ixtiloflarning yechimlari eshitilganda o'zaro adovatlashmadi. Ijtihodiy masala bo'lganligi uchun. Bu kişi bunday tushundi, bu kişi bunday tushundi. Ve ikkalasini Peygamber aleyhissalatu vesselam maqulladılar. Hatta bazıda maqtadılar ham ixtilof qilgan odamni.
O'sha Abu Davud, İmam Termiziylar qilgan rivoyatda ikki odam safarga chiqdi. Safarda peshin vaqti bo'ldi, suv yo'q. Tayammum bilan namoz o'qishdi ikkalalari. Keyin hali asr kirmasdan suv topildi. Suvga qodir bo'lganligi uchun tahorat qildi bittalari, qaytadan peshinni o'qib oldi. Haligi odam o'qimadi. Shunda payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallamdan so'ralganda bu gap aytdilarki, sen ruxsatga ergashibsan, seniki joiz, sen ikki marta ajr olsan deganlar. Qayta o'qiganda. Bu ixtilofni mavjudligini tan olish. Mana shu masalalar, u haligi turli matnni o'zidan turli xil qarash keyingi ummatning birlashishligiga sabab bo'lgan mazhablarga asos bo'ldi. To'g'rimi? Mazhablar bo'lmagan deydi. Faras qiling. Mazhablar chiqmagan deydi. Qur'on sunnat oldimizda turibdi. Hozirga da'vo qilayotganlarga agar yo'l bersak, nima bo'lmaydi? Nimalar bo'lib ketmaydi? Qur'ondan xohlagan narsani chiqarib beraman men. Na'udhu billah. Nafsimga moslab Qur'ondan namozni joiz emasligini chiqarib beraman. To'g'rimi? Vala taqrabus salata deyman. Namozga yaqinlashmanglar. Qur'on aytibdi buni. Va antum sukaroni o'qimayman. Yana boshqa joyda buni quvvatlash uchun favaylulil musallin deyman. Davomini o'qimayman. Nima bo'ladi? Qur'ondan xohlagan o'zini nafsiga xohlagan ma'noni chiqarishi boshlaydi. Natija nima bo'ladi? Din qolmaydi. Din 50 yilga bormasdan tugaydi. Agar uni asoslarini qo'yilmasa. Qur'on, sunnat, Rasululloh borliklarida asosga ega edi, borlardi so'ralardi. Valav radduhu ilar rasul. Rasulga borlardi. Agar rasulga qaytib olib kelganlari deydi, bir narsani eshitib olib uni tarqatavermasdan, gapiravermasdan, Qur'onni eshitib olib, oyatni, hadisni o'qib olib shunaqa ekan deyavermasdan, valav radduhu ilar rasul. Rasulga agar qaytarganlari deydi, va ila ulil amri minhum. O'zlaridan bo'lgan ulul amrlarga qaytarganlari deydi, la alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Ilmga aloqador, ya'ni bu joydagi ulul amrdan murod ulamolar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam tiriklik paytlarida manba Rasululloh edi. Ixtilof qilganlarni ixtiloflarini tasdiqlab beruvchi Rasululloh edi. Bittasi aytayapti menga, biz shaytondan ham haqqini olaveramiz deyapti. Qanaqa qilib shaytondan haqq olasan? Ha, Rasululloh Abu Hurayra shaytondan olgan-ku deyapti. Xurmo hadisi bor-a? To'xtasan, uni o'zidan o'zi shaytondan olib ketmadi. Kelib Rasulullohdan so'radi, tasdiqladilar, Rasulullohning gapini oldi. Shaytondan olmaydi u. Sen to'g'ri hozir shaytondan ham olaverasan, shuning uchun shayton bo'lib yuribsan hozir. Biz shaytondan olmaymiz biz. Biz Rasulullohdan olamiz. Yoki Rasulullohning merosxo'rlari tasdiqlagan manbadan olamiz. Bo'ldi. Bizni sanadimiz bor. Sanad bizni qutqaradi. Keling. Sanad bizni qutqaradi. Bizning ulamolarimiz bor. Ummat ulamolarga murojaat qildi. Sahobalar payg'ambar alayhi salatu vasallam tirikliklarida u zotga kelishdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni ko'rish ehtimoli bo'lmagan odamlardan bittasi Muoz ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarida qaytib kelsang meni ko'rmaysan deganlar. Bilgan Muoz, qaytib kelsam Rasulullohni ko'ramayman degan. Ketayotganda aytganlar, nima bilan hukm qilasan? Qur'on bilan degan. Topolmasang sunnat bilan. Topolmasang deganda ajtahidu vala alu degan. Ijtihod qilaman degan. Fikrim bilan Qur'on va sunnatga ko'ra ijtihod qilaman. Tasdiqlaganlar. Hamda aytganlar. Allohni rasulini shunaqa zot bilan qilgani uchun Allohga hamd bo'lsin. Bu tasdiq bu. Islom ummatiga motivatsiya, ya'ni turtki, turg'izish o'rnidan. Vala aludan muratam shu. Ya'ni men ahli sunna val jamoamanmi, hech qachon qo'rqmasligim kerak. Haqmi? Qo'rqmaslik kerak. Ya'ni bo'sh kelmaslik kerak. Bo'sh kelsangiz maydon darrov maydon egasiz emas, darrov egallashyapti. Ega chiqishyapti va o'zlarinikini haq deyishyapti. Sahobalar davrida sahobalarning tabaqalari bor-a? Katta sahobalar bor, kichkina sahobalar bor. Sahobalarning o'rtasida ham katta sahobalarning oldida kichkina sahobalar odob saqlashgan.
Bazı narsalarni bilgani, bilsa ham indamagan. Odob, axloq to'g'risida hozir ba'zi odamlar bid'at degandek muomala qiladi-da. Yo'q, ilmda odob birinchi o'rinda. Ya'ni peshni, peshqadamni, ustozni hurmat qilish. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bir daraxt bor, qishin yozin bir xil turadi, mu'minga o'xshaydi, nima deganlarida sahobalar bilmadi. Shunda o'zlari aytdilar, xurmo dedilar. Abdullah ibn Umar aytdilar ki, Hazrat Umarga, "Men bilmadim, xijolat qildim" dedi. Kattalarni oldida gapirishlikka shu ta'lim shu. Lekin Umar aytganlar, aytganingda menga degan zo'r bo'ladi deganlar. Ota faxrlanar ekan-da o'g'lidan. Lekin odob, katta sahobani oldida jim turishlik, odob. Oysha onamiz Zubayr ibn Avvom, Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhum ajma'inlar bilan birga Madinada Aliga xilofatga bay'at berilganda Madinadan Makkaga chiqib ketdilar. Chiqib ketayotganlarida Oysha onamizni Zubayr ko'ndirgan. Ketaylik buddan sizga zarar yetkazishadi degan. Fitnachilar turibdi-da Madinada. Shunda Hafsa ham ergashgan. Hafsa binti Umar. Mana boraman deganda Ibn Umar to'xta deganda. Bormaysan degan. Ibn Umar Abdullah ibn Umar uni akasi. O'tkizganlar. Keyin Oyshonamiz ketdilar, qaytib kelishlikda Madinaga kirmadilar, Yamanga Basraga boramiz deyishdi. Yo'lda Qaqa ibn Amr uni to'sdi ularni. Jamal hodisasi yuzaga keldi. Jamaldan keyin Oyshonamiz Madinaga keldilar va afsus qildilar. Umrim mobaynida shuni afsusini qildim dedilar. Aralashmasam bo'lar ekan deb o'tdilar. Shunda Abdullah ibn Umarni chaqirib aytganlar. Nimaga meni ham to'xta demading deganlar. Hafsani to'xta deding, qoldi. Menga ham bir og'iz to'xtang desang qolardim deganda Zubayrdan xijolat qildim degan. Zubayr sizni o'sha gapiga ko'ndirib bo'lgan ekan. Qana qilib uni aytdim. Ana bu odob bu. O'zi juda katta alloma zamonasida Hazrati Ibn Umar radhiyallohu anhu katta zot bu o'zining zamonasida. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma juda katta kishi. Hatto Ibn Abbos radhiyallohu anhumoni shogirdlari aytar ekan. Abdullah ibn Abbas afzal mı yani ilimde? Umar mı dese Abdullah ibn Abbas deyişerken. Yani şagird ustazı maktaydı da. Neme geldi dese sababı var deyişerken. Çünkü Umar payeti de Umar'a okşakalılar köpüdü. Atrafı da Umar'dan kem bulmagan zatlar var idi. Lekin Abdullah'ın atrafı da onun okşakalı yok. Değişken. Bu odob, bu axloq ixtiloflarda o'zaro uquvvatga ta'sir qilmagan. Uquvvatga ta'sir qilmagan. O'zlari ergashayotgan ijtihodning tepasiga hujum qilishmagan ular. To'g'ri qabul qilishgan, siz bunday tikildingiz, biz bunday tikildik degan. Davomli davom ketgan. Lekin keyinchalik ilk ixtilof, ixtilofning ilk yangi versiyoni, yangi varianti xavorijlar tomonidan maydonga qo'yildi. Xavorijlar amal bo'yicha odamni kofir deyish boshlashdi. Tahkim voqeasida Hazrat Ali radhiyallohu anhuni ochiqdan ochiq kufrda ayblashdi. Kofirsan deyishdi. Va buni sistematik ravishda amalga oshirishdi. Sistematik to'xtagani yo'q. To'xtatish iloji bo'lgani yo'q. Rosa harakat qilganlar. Fitna davrida Abdullah ibn Habbob ibn Arat radhiyallohu anhuna rivoyat bu hadis. Tabaroniyda kelgan. Fitna davrida o'tirgan turgandan afzal, turgan yurgandan afzal, yurgan yugurgandan afzal degan hadis. Shu hadisni ommaga tegishlimi, hammaga tegishlimi desa ulamolar hammaga tegishli emas bu. Ommaga tegishli bu. Omma fitna paytida jim turish kerak, aralashmaslik kerak, asosiy ish egalari masalani fitna fitnamasligini aytish kerak. Chiqish kerak, xoslar chiqish kerak bo'lmasa, hamma jin turaversa, fitnakashlarga maydon bo'shab qoladi. Natija nima bo'ladi? Fitna hammani egallaydi keyin. Fitnaning fitna ekanligini, jonini xatarga qo'yib bo'lsa ham haqdor odam aytish kerak, mas'uliyatni zimmaga olish kerak. Olmayman desa, Alloh taolo uni yo'qotadi, o'rniga boshqasini keltiradi. Lekin u javob beradi keyin qiyomatda. U javob beradi. Shuning uchun aytish kerak.
fitne kotarılıp gitti. Uşa Cemal'den kin Siffin, Siffin'den kin Tahkim, Tahkim'den kin Harura vakiyası. Ha? Harura'da 6000'te havariç kop gitti. Bırbırlarını hayacallandırışı yaptı. Ular cüdde dünyadan zuhat adamlarıdır. Zahhtanmaz. Utte yüzü kurgan adamlarıdır. Ahirat deydigen, karı adamlar, ibadeti insanı lal kaldıradigen derecede insanlarıdır. Lekin şular fikren Ali'ni kafir deyişi yaptı. Karayın da fahamını karayın. Düşünçeni karayın. Tarihteki bu hadiselerden bugünkü adamlarını doğru düşünersiz. Ulamalarını saray müllesi, imamlarını adaşken, ne mi bulsa tağuttu meleği diye atıp diyor. Bu adli bu. Ali'ni kafir degen. Şu adamlarını dodaları. Korkmayan oradan. Ne fakat kılıç bilen urgan ahire gelir. Mavzunu ciddiliğini korgan Hazreti Ali. Özü Hazreti Osman radıyallahu anh'unun katillerini, kasasını alış meselesi kop gidiyordu. Halifenin vazifesi. Onu alışlık ki imkan tuğulma yaptı. Orkasından havarişler çıkıp Hazreti Ali'nin küfürde ebleşi yaptı. Küfür hadisesi yüzüge çıktı. Amal bilen kafir de iş başlaştı. Bid'at idi. İhtilaf mıydı? İhtilaf. Lekin kanaka ihtilaf idi bu. Samimi bulmagan siyasi zahar koşulgen ihtilafıdır. Samimi iştihadi ihtilaflarda İslam ümmeti her daim gelişken. Bana şu hadiselerde Ayşe anamız ihtilaf kıldılar mı? İhtilaf kıldılar. Zübeyir ibn Avvam, Talha ibn Ubeydullahlar ihtilaf kıldı mı? İhtilaf kılıştı. Lekin kelip çüntürülgen de deme deyişti. Eyvallah başımız üstüge deyişti. Sulh kılamız deyişti. Fakat keçkurun sebeilerinin o zara iki tamamını öldürüş sebepli cencel bub gitti. Ular sahabeler birbirini öldürmedi ucaydı. Düşman barıdı içkeride. Müslümanlarını cencel kıldırışlık için tayarlayan mahsus agentler barıdı. Lekin Ayşe anamız ne dediler? Afsus dediler. Hata iştihat tan aldım dediler. Doğru mu? Muaviye radıyallahu anhu Siffin'de Ali radıyallahu anhu'ge muhalif buldular. İhtilaf. İhtilaf. Bu ihtilaf kan tokuşka vardı. 70 bin adam öldü şimdi. Bana şu ihtilafdı. Lekin kan tokuşluğuna sebep siyasi zahar vardı içi de. Muaviye radıyallahu anhu'dan sorasanız o kişi iştihat kıganıdı. Muaviye radıyallahu anhu'ya yitip girgen hadis haberlerine göre sanat cihatıdan uzları iştiken haberlerine göre o kişinin mevkifleri iştihadiydi. Doğru, na doğru, uzlarını doğru de geldiler. İştihat ne miydi? Osman radıyallahu anh'unun kanını talep kılıçlikke hakkım var. Birinci iştihat. Osman radıyallahu anh'unun emeksini oğlum ben. Osman'ın kanını hilafattan talep kılıçlikke hakkım var. Bu bir. Osman'ı kim anakasını yeçedi? Hilafat kimini yeçik hareket kıladı? Münafık cemaatler. Hadis var bu. Belki Muaviye'nin özleri rivayet kıladı. Bir cahide eşik takkıladı. E'izin lehu ve beşşirhu bil cennet dediler. Eşikini açsam Ebu Bekir Siddik. Yine takkıladı. E'izin lehu ve beşşirhu bil cennet. Açsam Hazreti Umar. Yine takkıladı. E'izin lehu ve beşşirhu bil cennet dediler de toktayıp kalıp. Lekin bunca cüdekatli musibet bilen boladı hayat dediler. Kin özüge ettiler. Seni dediler. Bir gün keledi. Münafık cemaat dediler. Münafık cemaat Allah kiydirgen kimini yetişini haklaydı. Geçmedi geldiler. Hılaf attı. Geçmedi dediler. Nime bu seyem geçmedi geldiler. Bunlar meşgul hadisler bunlar. Bunu Muaviye bilediler. Amr ibn As bilediler. Sahabe bunlar. Bunlar bilip çünüp durupti. Hazreti Ali'ye karşı bugün muhaliflerde de iştihadi mesele var. Ben demek vurgu bir yapmam. Keyin cang buldu, cedel buldu, kan töküldü. Siffin'in 7. günü Ammar ibn Yasir Ali radıyallahu anh'un askerlerine komandan buldular. Ve çıktılar kollarda bayrak. Ettiler ki bu bayrak bilen 3 mertte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir gece katkı gelmem. Bu 4.sü dediler. 4. mertte cenge kere yapmam bu bayrak bilen. Bayrağı kelinler, bayrağı kelinler dediler. Şimdi bir kişi gelip tak kıtıp kuşunu öldürüp koydu. Ammar ibn Yasir katıl kılındı. Degen avaz tarkadı.
Amr ibn As ranglari oqarib ketdi. Yugurib kirib Muaviyaga aytdilarki, Ammorni qatl qilish dedi. Deganda Muaviya titragan. Biz ekan xato dedi degan. Hadis bor edi. Chunki Ammor ibn Yosirni Madina Munawvarada masjid qurilayotgan paytida taqtuluhu fi'atul baghiya deganlar. Buni bog'i jamoat qatl qiladi deganlar. Amr ibn As radhiyallohu anhu ijtihodlarini to'g'ri ekanligiga harakat qilib sizlardan o'ldirdi Amr deganlar. Ammorni. Deganlar. Lekin pozitsiya nimani bildirgan? Ammor ibn Yosir haqiqatda kim o'ldirganligi mavhu. Ba'zilar aytadi buni Bay'atir Rizvonda qatnashgan sahoba o'ldirgan deydi. Lekin bu sanadi hammasi majhul. Birortasi ishonchli emas. Chunki Bay'atir Rizvondagi odamlarning hammasi jannatiy. Jannatiy odam fi'atul bog'iya munofiqlar jamoasidan bo'lmaydi. Bular matnga zid. Nima bo'lganda ham, xulosa nima? Ammor ibn Yosir Ali tomonda edi. Shu ijtihod ma'lum bo'ldi. Va Ammorning qatl qilinishligidan keyin ertasi kun u yoqda Muaviya bilan Ali Amr ibn As o'rtalarida kelishuv bo'ldiki, sulh qilaylik. Biz xatodamiz deyshti. Ijtihodiy xato samimiy bo'lsa, qaytyapti. Ha? Bo'ldi deyshti. Biz xato qilibmiz, sulh qilaylik. Ertasi kuni Ashtar degan qo'mondon edi boshliq. 8-chi kuni. Endi Ali radhiyallohu anhu ning komandasi, ya'ni askarlari kuchda edi. 45 ming odam bo'lgan Muaviya askarlaridan 45 ming. Oddiy gap emas bu. U anu bombadan tashab portlatadigan o'ldirish emas bu. 100-100 muboraza qilishda bo'ladigan jang. 45 ming Muaviyadan 25 ming Ali ning askarlardan qatl bo'lgan. Mushofni ko'tarib kelishdi, tahkimga kelishdi. Tahkimda qarangda, tahkimda maslahat qilganlar. Nima qilamiz, Ali? Mashvaratni chaqirdi, nima qilamiz deganlarda Ashtar aytgan, menga qo'yib bering, peshingacha olaman degan. Hammasi ish bitti degan. Deganda boshqalardan so'raganlarida o'sha xavori jamoa, keyinchalik Hazrat Aliga qarshi chiqqan jamoa urushmaymiz, sulh degan. O'zlari taklif qilgan. Urushaylik deganlarda yo'q deyshgan, charchadik deyshgan. Sulh deyshgan. Bo'pti deb ularning gapiga kirib sulhga kelganlar. Keyin sulhda tahkim bo'ldi. Tahkimda hamma hodisani biladi. Xavorijlar keyin ajrab chiqdi 6000 tasi. Muammo maydonda bo'ldimi? Bo'ldi. Fitna bo'ldimi? Bo'ldi. Hamma jim o'tirish kerakmidi? Hadisga ko'ra hamma jim o'tirish kerak edi-da, xoslar jim o'tirmasligi kerak edi. Buni Ali bilgan edilar, Ibn Abbos bilgan edilar. Kelib Aliga aytdilarki, men dedilar borib ularga mavzuni ochaman dedilar. Deganda Ali, seni o'ldirib qo'yishsa qo'rqaman dedi, ya menga tegishmaydi. Chiroyli kiyimlarini kiyib bordilar, qimmatbaho kiyim bilan borganlar. Xavorijlar qimmatbaho kiyimlarni kiymaydigan, dunyoga e'tibor bermaydigan qaylulab aytib borganlar. Peshindan sal kechikib turib turing, men yetib kelaman deganlarda. Shunaqa odamlar. Qiroat, ibodat, bir ikkitasi qaylula qilib yotibdi. Endi ularni ko'rganda Ibn Abbos lol qolganlar. Men bunaqasini ko'rmaganman deganlar. Haligi ilm o'qi desangiz, ilmiga amal qilish kerak deydi-yu, ana amal. Amalni dodo xo'jasini qilishgan ular. Ularni amalini oldida tahqiruna sala takum ma'a salatihim siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-qur'an la yujawizu hanajirahum. Ha, namozini ko'rsanglar, mana namoz o'qib yurgan ekanman deysizlar. Ro'zasini ko'rsanglar, biz ro'zamikin deysiz. Qiroat qilishadi, hanajirdan u yoqqa o'tmaydi. Ha, qalbga bormaydi, tilla o'zida bo'ladi. Asl maqsadga tushunmaydi, mafhum g'alati. Va borganlarida uchta masala, hammamiz bilamiz uni. Nimaga Amirul Mu'mininni o'chirdi Ali? Ibn Abbos aytganlar. Birinchi savollari bo'lgan: "Sen Rasulullohning amakisini o'g'limisan, sen sahobamisan? Kiygan kiyimingni qara. Dunyoga berilib ketibsanmi?" degan.
deganda Allohga qasamki bundan ko'ra qimmatroq kiyimni Rasulullohning ustilarida ko'rganman men. Sunnatga ergashyapman, sanlar men bilan bahslashma bu anoda deganlar. O'sha Hazrati Ali ibn Abbosga ruxsat berayotganlarida ular bilan faqat Qur'onni o'zida bahs qilma deganlar. Sunnat bilan bahs qil deganlar. Chunki Qur'on zuvujuh deganlar. Qur'onda xohlagan ma'noni olib ketish mumkin. Hali aytganimdek, namozni o'qimaslik uchun ham Qur'ondan bir narsa topsa bo'ladi, agar fikri buzuq bo'lsa. Mast qiluvchi ichimliklarni sababi nuzulini teskarisiga o'qing. İçiş madaniyatini o'rgatgan kitob bo'lib qoladi Qur'on. To'g'rimi? Birinchi ichishlikni taqiqlagan, ha? To'xtaysizlarmi degan. Keyin mayli sal o'qib ichib namozga yaqinlashmay turinglar. Keyin foydasi bilan zarari haqida so'raydilar, foydasi ham bor degan. Sababi nuzul teskarisiga bo'lsa, ichish madaniyatini o'rgatyapti. Ozozdan ichib turgan degan bo'lib qoladi. Abu Musa Ash'aridan bo'lsa kerak. Aynan shu haqida hadis bor. Sababi nuzulni teskari o'qilsa harom bo'ladi. Ya'ni harom halol bo'lib qoladi. Bu aslida bundan nozil bo'lgan deganlar va to'g'risi shu. Keyin Ibn Abbos ularga aytdilarki, nima problem, nima muammo dedilar. Aytinglar deganlarida ular birinchisi Allohning hukmini odamlarga topshirib qo'ydi Ali. Deyishdi. Shu bilan kofir bo'ldi deyishdi. Bu birinchisi, ikkinchisi dedilar. İkincisi Amirul Mu'mininni o'chirdi. Muaviyaga xat yozganlarida Amirul Mu'minin deb xat yozganlar bayatdi-da. Xatni Muaviya ko'rib aytganki, sizni amirligingizni tan olsak ortada janjal bo'lmasa-da, siz amir emassiz men uchun degan. O'chiring degan, o'chirgan amirni. Agar Amirul Mu'mininni o'zining ismidan o'chirdimi, demak u Amirul Kofirin deyishgan. Xulosani qarang. Xavorijlar. İkincisi bu ikki deganlar. Uchinchisi nima desa, uchinchisi nima edi uchinchisi? G'anim omadi. Ha, nimaga Jamal hodisasida g'anim omadik? Asr omadik. Xavorijlarning tabiatini qarang. Mavzu Siffindan keyingi tahkim hodisasidan keyingi mavzu orqadagi mavzuni ko'tarishyapti. Bir gapni gapirsangiz boshqa savoldan kelib sizga javob bermaslikka harakat qiladi, tabiat bu. Jamalda nimaga bunaqa bo'lmadi? Bu uchinchisi dedilar. Va uchalasiga javob berdilar. Birinchisi tahkim masalasi. Ikkita ummatni qoniga odamlarni hokim qilish masalasi Qur'onda oilani ajrashib ketishligidan xavf qilsa hokim qilish masalasi bor. Ha? Va in khiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma. Odamlarni oilani ajratib ketishligida odamlarni hakam qilyapti Alloh taolo. Ihromda turgan odam ov qilib qo'ysa, ovni narxini belgilashlikda nima edi? Bir hakam bo'lsin. Ha? Uni narxini belgilab bersin deyapti. Bir quyonchalik qon haq qadri yo'mi islom ummatini? Butun ummatga hakam qilyapti. Qur'on buni aytyapti. Deganda yechildimi deganda yechildi deyishgan. İkinci masala, ikinci Amirul Mu'mininni o'chirdi. Ha, Amirul Mu'mininni o'chirdi. Sulh uchun. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Amr ibn Suhayr ibn Amr bilan Abu Sufyan ibn Harb bilan bo'layotgan sulhda Rasulullohni o'chirgandilar. O qog'ozda o'chirsa o'chirdi ketdimi? O'chirdilar sulh uchun. Rasulullohdan afzalmi Ali? Ali afzalmi Rasulullohmi? Rasululloh afzal. Rasululloh o'chirganlar. Nima deyapsan sen? Deganda haligi odamlar bir-biriga tikilish boshlagan. Deyishgan. Dalil bor ekanki deyishganda. Qilich ko'tarib olib, keyin dalil qidirganda bular ham. Ha, Idlibga borib olib, keyin jihod haqida kitob o'qigan odamga o'xshaydi. Oldin bu yoqda o'qimagandi bular. Bir-biriga tikilishgan. Uchinchisi Jamaldagi hodisa. Oyisha onamiz Qur'onni isboti bilan. Va azvajuhu ummuhatuhum. Oilalari bizning onalarimiz.
onamızdan, onamızdan asar olamaz mı? Ha deseyler, kafir bulasılar. Yo bizni onamız mas deseyler, yine kafir bulasılar. Kur'an sabit oturdu. İkide hatardasılar, ikide batıldasılar. Degende 2000 ta adam samimi hata, samimi ihtilaf qilganida ular. Ular dalilini, hujjatini quvvatli deya turdi. Hujjatni ko'rganda ergashib kelib tavba qilgan. 2000 ta odam. Lekin 4000 ta odamda siyosiy zahar bor edi. Siyosiy zahar ularni maqomga, nafsiy hayotiy narsaga tortib turganda ular ergashmadi. Natija nima bo'ldi? Ular bilan oxiri qonli jang bo'ldi. Ularni hammasini cezasını verdiler. Hadisene her daim ayeti yapmaz. Yani bunu hemen biledi de canlı mülakatta yem adamlar yani zihinge oranışlılık için tekrarlı yapmaz. Tarih tarih hususiyeti var mavzu. Kaçan tarih tekrarlanadı? Tarih tekrardan ibaret. Kaçan? Eğer ibret alınmasa. İbret alsak yenge tarih yazamız. Yenge davurge utalıyemiz. Yani o'sha asoslardan kelamiz-da, tarixda qilingan formuladagi xato natijani xato chiqaraveradi. Seni bir muammoga olib kelgan fikr u muammoni yechishga yaramaydi endi. U muammoga o'zi shu fikr olib keldi. Uni yechimi yangi fikr bilan bo'lish kerak. Ibrat olish, tarixdan ibrat olishimiz kerak. Ulamolar mana shu masala hodisalarini ichida siyasi urunishlar, iqtidorlar, urushlar, g'animatlar, amirliklar hammasini bir chekkaga surib qo'yishdi-da. O'shalar bilan muomala qilib, o'shalarning ichida yashab, zulmga uchrab bo'lsa-da, dinlari uchun samimiy harakat qilishdi. Va har bitta mujtahidga qarang-da, siyosiy ma'noda inqirozga uchragan, ya'ni taziqqa uchragan. Taziqqa uchragan. Ularni obro'sidan amirlar har doim xavotir qilgan, vaholanki bularga hech qanday amirlikni qizig'i bo'lmagan. Abu Hanifa rahimahullohga siyosiy ma'noda, siyosiy ma'noda taklif qilgan. Qozi bo'ling degan. Qozi bo'lsa oldida turadi. U Zayd ibn Aliga, ya'ni xilofat masalasida yordam bermaydi. Ya'ni ahli baytni amir sifatida ijtihod ma'nosida ko'rgan edi Abu Hanifa. O'zining davridagi amirlarni haqli emas degan edi. Lekin shu zotlarni siyosiy taziq ilmdan to'xtatib qo'ygani yo'q. Ilm maydonida jim qilib qo'ygani yo'q. Ibn Abbos fitnalarni ko'ryaptilar-da, borib fitnalar to'g'risida 2000 ta odamni ya'ni g'alaba qilib olib kelyaptilar. Yutuq bu. 2000 ta odam hayotini, kelajagini, oxiratini yutdi. Qolgan odamlar dunyoni o'zida yo rasvo bo'ldi, oxirati endi Alloh biladi. Alini o'ldirgan odam menimcha najot topmaydi. Allohning rahmatiga biz baho bera olmaymiz lekin. O'sha ixtiloflarda islom ummatining siyosiy jabhasi islom ummatini tamomila yo'q qivorishligi mumkin edi. Ha, undan ortiq qildi o'zi. Lekin islom bugunga qadar jozibalik, navqiron, kuchli, hamma ishqivoz bo'ladigan din bo'lib yetib kelyapti. Siyosatchilarning ishi bilanmi? Yo'q, ulamolarning ishi bilan. Ulamolar eng og'ir kunda ham turib edishdi, ijtihodlarini qilishdi, ilmning aslini o'rtaga qo'yishdi, ixtiloflarda har doim maydonga chiqib gapirishdi, to'xta deyshdi. Endi butun maydonni raddiya maydoniga aylantirib qo'yish to'g'ri emas, buni hamma biladi, to'g'ri gap. Lekin ixtilof qo'zg'ab bizni nasabimizga, ilmiy asoslarimizga hujum qiladigan odamlar bor ekan, ularga qarshi jiddiy ma'noda javob berishimiz kerak. Javob bermasangiz, maydon ularni qo'liga o'tib ketadi. Bir joyda gapirdim men, doim takrorlayapman. Televideniyada shekilli savol berishdi. Ixtiloflarni sababi nima? Nimaga bolalar dedi, qo'liga qurol olib, IShIDga qo'shilib ketyapti, bu yoqqa bu yoqqa chiqib ketyapti, bunaqa masalalar nimaga? Siyosiy ma'noda bosim bo'lsa ham to'xtamayapti, nimaga? Deganda aytdimki, eng katta omil ko'p turdi omillari. Men kuzatganim,
senzura. Asıl ulamalarını tiliga tugun solindi. İmamlarımızı gapirtirilmedi. Ulamalarımızga jim-jim qilindi. Hamma o'zidan xavotir qilib qo'yildi. Duh sindirildi to'g'riroq. Eng katta yutqizuq shu. To'g'ri gapni aytadigan odamlarning tilini o'chirildi. Noto'g'ri gapni gapiradigan odamlarga katta bozor ochildi. To'g'ri? To'g'ri. Endi o'sha narsani ko'pchilik tushunib yetdi hozir. Mana shu majlislar o'sha masalada yana bir kishi so'radi. Nima qilish kerak? Nima berish kerak? Domlalarga nima berish kerak? Dedi, men aytdimki, duh berish kerak. Bo'ldi, domlalarda ilm yetarli. Domlalarga siyosatga aralashmasin. Kecha bittasining gapi chiqibdi, eshitgan bo'lsanglar. Podshoh yer yuzida Allohning soyasi. Kreditni olaveringlar, podshoh aytgandan keyin vojib bo'ladi. Podshohni amri vojib, farzdan keyin turadi. Bular ilmli odamlar emas. Mana shu odamlar o'sha siyosiy senzuraning qurbonlari bular. Shariatni, dinni bunaqa sotilmaydi. Mihrobdan turib bunaqa qilinmaydi. Mihrob shaxsiy manfaatlar uchun, siyosiy maqsadlar uchun foydalaniladigan joy emas. Hatto yo'qolgan narsani e'lon qilib bo'lmaydi. Masjidda mihrobda yo'qolgan narsani e'lon qilib bo'lmaydi. Mihrob omonat joy, Rasulullohning joyi sallallohu alayhi vasallam. U merosxo'rlari unga qarasha yarasha muomalada bo'lishimiz kerak bo'ladi. Merosxo'rlikka loyiq bo'lsak, biz talabamizda shu yo'lda Rasulullohni qoldirgan meroslarni orqasidan yurgan odammiz. Qayerda shu gap to'g'risini gapirsa eshitamiz. Men aytayapman hamma o'sha bahs qiladigan odamlarga endi. Men gapga ustalik, baqirib gapirib boshqa odamni o'chirtirib qo'yib, mana men haqman deyishlik tarafdori emasman, Allohdan qo'rqaman. Din hammaniki. Agar o'sha eshitda yurgan yoki hizbi tahrir jamoasida yurganlar, agar Qur'on, sunnat, ulamolarning fahmi bilan hizbi tahrir jamoasining ideologiyasi to'g'ri ekanligini isbotlanglar, birinchi men chiqib ergashaman, e'lon qilaman, men hizbi tahrir bo'ldim deyman. Chunki din bu. Sizlar dinni da'vo qilyapsizlar, o'zingizlarni ummat deyapsizlar. Sizlarga qamalsanglar ummat qamalyapti deyapsizlar. Sizlar bitta hizbi tahrirni gapini gapirganda din bu deyapsizlar. Dinligini isbotlanglar. Shaxsiy fikr, eyvalloh, shaxsiy fikr bo'lishi mumkin. Chunki ko'chada odamlar qurbaqaga ham sig'inib yuribdi. Uni shaxsiy fikri bo'lishi mumkin. Men uni majburlamayman. Qurbaqa diniga e'tiqod qilar ekan, qilaversin. O'zining ishi u. Men Allohga iymon keltir deyman, qabul qilmasa bo'ldi, soqit ketaveraman. Lekin qurbaqa dini, qurbaqaga iymon keltiraman, bu Qur'onda sobit, hadisda sobit desa, to'xta deyman. Keltirmanga Qur'ondan, sunnatdan. Qayerda bor bu gap? Deyman-da, buni ayta olmagandan keyin demak u shaxsiy fikr bo'lib qoladi, din emas u. Va u samimiy bo'lmaydi, u siyosiy zaharlangan odam. O'shani biz ochishimiz kerak. O'rni kelgan paytida ochishimiz kerak. Bizni imomlarimizga xohlagan gapni gapirishlik jur'atini shundan topdi bular. Imomlarga xohlagan gapini gapirish jur'at talab qilardi. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan deyapti. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Muhammad Avvoma o'sha Asarul hadisni keltirganlar. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan degan gap gapirishga oson. Lekin uni isboti kerak. Bir kishi deydi, Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Qaysi hadis yetib bormagan? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitob degan hadis yetib bormagan. Nimaga? Chunki Fatiha surasi bizda farz emas-ku. Ha? Orqada turgan odam o'qimaydi. Ha, mana shu yetib bormagani uchun shunaqa olmagan bu kishi. Desa, bu kishi aytib turarki, Abu Hanifani o'zlari rivoyat qilgan musnadlari bor, hadis to'plamlari bor. Matbu qo'limizda bor. Oching falon betni, ochsa Abu Hanifa o'zlari rivoyat qilgan ekan hali hadisni. Abu Hanifa rivoyat qilgan hadis Abu Hanifaga yetib bormagan ekan. Mantiqini qarang. Qanday qilib o'zlari rivoyat qilgan hadisga qanday yetib bormagan? O'zi rivoyat, roviy. U gap
demek gurur. Cüret halas bu, cüret. Bir adam Ebu Hanife rahimahullah'ını asıl mekanatını korsatadigan adamlar cim turganı uçun koklagen yapını yapılışı yaptı. Eylayu Sunan yazılı günge kadar Ebu Hanife'ni cüddü kop uşa camialarda din düşmanı sıfatı da düşünüşken. Eylayu Sunan yazılı günge kadar cim bu kal işte ular. Demek ki karşısı da asıl yap çıktı. Annukatut tarife Kavsari rahimahullah'ın asarları. İbn Abi Şeybe'ye evet diye. Lekin yumuşak til bile yazgarlar onu. Çünkü İbn Abi Şeybe biraz yumuşarak münasebetlerini getirgen. Tanibül Hatib İmam Kavsari'nin kitapları. Bu kimge yazılgen? Hatib Bağdadi'ye yazılgen. Onu da kattık yapırgenler. Çünkü Hatib Bağdadi'deki rivayetler o da kattık. Ve İmam Bağdadi uşa tamange mail bugün. İmamlarımızı himaye kılıçlık burçumuz ahı. Dinimiz ne himaye kılıç bu? Aldığınızı sohbette ettim. Daim kilitli yapman şunu. Zihinge ornaşlık için. Zerikip gitken adam beni mazur koradı. Yenge adamlarge bu fikir yetibar için. Bir kişi 15 kişiye has sohbet kılı yaptı. Has sohbette eti yaptı ki biz delilge ilgeçimiz gereği. Evet. Anaka delil. Kitabı sünnet. Çıralı yap, yüzde çıralı yaptı. Biz kitab-ı sünnetke ergeçimiz gereği. 15 kişi kitab-ı sünnetke ergeç yaptı. 40 milyon adam Ebu Hanife ergeç yaptı. Taş karıdı. Ulan kitab-ı sünnetke mi? 15 de adam ashab-ı kah bular. 300 yıl yaşayan adamlar ge ders bir yaptı. Şu biz şuna kalmış. Mesela bana kullatayın meselesi geldi. Hattandır geldi bu meselede. Kullatayın meselesi de İmam Malik'nin delilleri küçülüyü, kuvvetli. Ben bu meselede İmam Malik'ini racık göremem. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel deme mercuh. Bu racık. Ular zayıf. Hop. Zakat meselesi de, zakatının kıymetini biliş meselesi de Ebu Hanife'ni racık göremem. Şafii'ler, Malik'ler, Hanbel'ler mercuh. Ketti ular. Kan çıksa taharet sınmaydı. Degen meselede İmam Şafii'ni racık göremem. Kagenlerge üçtesi indi. Ne oldu? Mercuk buldu. İnsaf bile eğitim. Orada sizden mercuk bulasınız mı? Orada. Hemen racık. Hemen mercuk kılıyapsınız. Hala Hanefiler mercuk buluyaptı sizge. Hala Şafii'ler, hala Malikiler, hala Hanbeliler. Sizden bir mercuk yaptırın orada. Fakat bizi imamlarımız mercuk bula uğradı mı? Bu meselenin biraz espri yani lataif tamamı. Şimdi bunu hunuk tamamı var. Ebu Hanife mercuk, İmam Şafii ile mercuk, bu imamlar mercuk, Avzai mercuk, falancılar mercuk. Degen meselede, meselenin en kub isteyetken, haklayetken adam İslam muhalifleri. Kafirler. Bu din, asli yok din bu. Tokulgen din bu. Mezhepler hemmesi bihude. Adi adamını bulan özlerine ilah kıvagen. Sünnet inkarçılarını gibi. Biz ne? İmamlarımızını obrosuzlantırış uçun taşkaradan kılıngan hücum bir ortası galiba kazanmadı. İçkardan turup özümüze eti yaptık. Bu marcuk, bu marcuk, bu marcuk, ben racıkman diye yaptık. Ha düşman haklıgen işini gibi yaptık. Yine kuvvetten yapıyor yaptık. 15 tane adam keng bağırlı bolamız deyip şu sohbette. Keng bağır bolamız dalilini ergeçemiz, dalilini masasını tatamız. İyi, kanaka masasını tatas. Kanaka kılıp bizim dinimizini zayıflar dini kılıp görsatasız. Kanaka kılıp. Erken fikirlilikke, mesela iştihat dairesige ege bose, ben bir nasıl diyemeyim mi? Lekin cavrap degen Arapça kelimeni paypak deyip tercüme kılıp unga maqsadsa bo'ladi deydigan odam mujtahid uyoqda tursin, oddiy talaba emas bu. Oddiy talaba emas, javrobni istilohi bor u. Islom ummatini Qur'ondagi oyatga teng keladigan mutawatir hadisga chekalab turib chiqib turing deyapti-da, javrobga maqsadotish haqida hadislar kelgan. Bu paypoq, javrob paypoq, paytoq tortaveringlar deyapti. Oyatdagi yuving qayerda qoldi?
mutawatir hadis qayoqda qoldi? Bu hadis zayıf hadis. Bu aytayotgan gap zayıf hadis. Çünkü javrab istilohi, javrab istilohi 90% sahobalar davrida mahsiga ishlatilgan. Çünkü mahsi istimoli. Oyoq kiyimiga ishlatilganda oyog'ini o'rab turuvchi xuf. Oyog'ini o'rab turuvchi narsani xuf javrab ham deyilgan. Çünkü javrabni bir istilohida yamaniy javrab menimcha javrab mahsini üstüden kiyilgan. Kumda mahsini üstüden kiyilgan. Üstüden kiyilgan mahs tortilavergan. Demek onu javrabning xususiyati mahsiga tegishli istilohga oid. Ben javrab haqida bir maqola yozaman desam 15 betmi 20 bet bo'lib ketdi-da. Bitta javrabni o'ziga. Javrab yurib og'zimni olib ketdi-ki. Ya'ni oddiy emas. Endi bu odam İmam Malik marjuh, Abu Hanife marjuh, bular hammasi marjuh, rojih bizmiz javrab paypoq tortavur deyapti. Ular dalilga ergashmayapti. Ular havoga ergashyapti. O'ziga yoqdi shu gap. Yoqqan uchun ergashyapti. Endi kim kafolat beradi bu birodarimizni haqiqatda rojihligiga? Kim qaysi aqli xushi joyida odam dinini noma'lum hali isbotlanmagan bir odamga topshirib qo'yadi. Aqli xushi joyida odam topshirmaydi uni. Butun boshli san'at, butun boshli tog'dek ulamolar jamoasi turganda baranibdan ko'rib tarjima aytib, o'shanga ko'ra ma'no aytgan odamga ergashmaydi. Ha? Baranibdan ko'rib bobni kalta kesak deb tarjima qilishdi-yu. To'g'rimi? Kalta kesak deb tarjima qilishdi. Alloh rahmat qilsin. Ziyovuddin Qorakayim shunga tarjima qilgan ekanlar. Bir kishi so'ragan ekan. Kalta kesakni yesa bo'laveradi. Rasululloh mana kalta kesakni yeganlar deganlar. Ben endi o'tgan zotlarimizni hurmatini o'rniga qo'yib gapiryapman buni. Lekin omonat sifatida dinimizni ya'ni asoslarini himoyasi uchun aytayapman. Chunki haqiqat bizga ustozlarning hurmatidan ustun turadi. To'g'rimi? Ustozlarning hurmati bosh ustiga, haqiqat undan ustun turadi. O'sha ustozlar o'rgatgan bizga shuni. Shayx aytadilar bizga, "Meni hurmat qilishingizlarga Alloh ajr bersin-da, men hurmat talab odam emasman, lekin haqiqat bizdan ustun turadi" dedilar. Haq zohir bo'lsa, ogohlantirish va uni qabul qilishlikda hech bitta ikkilanmasdilar. Bir kişi soruyor ki, Qoraka, qanaqa yeymiz kalta kesakni, qovur bu desa, xohlang qovurib yeyin. Xohlang shashlik qilib yeyin. Degan ekanlar. Endi bu o'sha dob kalimasini kalta kesak qilib tarjima qilishlikni oqibati bu. Varantdan chiqqan xato bu. Dob umuman boshqa narsa, istilohi bor uni. Ha, dob lug'atda kalta kesak. Kalta kesak turiga kiradi u. O türler içinde yese bo'ladigan hayvan. Javrab lug'atda paypoq. Biz hozir ishlatayotgan paypoq. Poy. Poy yopiqdi o'zi. Oyoqni yopadigan narsa. O'zi javrabni tagidagi lug'ati ham go'ripo o'zi asli forslardan chiqqan. Go'ripo, go'rab, kavrab bo'lib keyin javrab bo'lgan bu. Go'ripo nima edi? Oyog'ini qabri. Qabr rijil, oyog'ini urab turadigan narsa. Endi shuni tarjimasidan fiqh chiqargan odam Abu Hanifani marjuh desa, yo kulish yo yig'lash bilmaysiz-da. Qanday qilib Abu Hanifani marjuh deysiz? Aka, sal lug'at o'rganing hech yo'q. Agar shunaqa maqom bo'lsa, men aytaman to'ppa-to'g'ri, endi bu odam. Bu odamda o'sha Kanzul Ummonni yod biladi bu kishi. Va undan tashqari 120 ming sahobani nomma-nom taniydi bu odam. Sahobalar ichida allomalarini tug'ilgan kunidan dunyodan o'tkungacha kunma-kun sanab beradi. Shunaqa bo'lsa gap yo'q. O'shanda ham yangi mazhab qila olmaydi. To'rtta mazhab davom etadi, lekin uni o'ziga joiz qilaver. Hanafi kelsa Hanafi aytasan lekin. Sen ijtihodingni qilaver o'zingga. O'zing javob berasan deyiladi. Ana shu ixtiloflarda samimiyat bo'lsa, yuqoridagi suhbatimizni davomi. Samimiyat bo'lsa, to'g'ri gapni eshitsa, qabul qiladi, o'tadi. O'zini ijtihodida qolsa, samimiyat bo'lsa, inshaalloh ajrini oladi, asosga to'g'ri kelsa. Lekin bid'at asosida ixtilof qilsa, salafga
bog'lab beradigan gapi yo'q. Amalni o'zi bilan kofir deyish xavorijdan chiqdi. Sahobalarni so'kish shiyalardan chiqdi. Qadarni inkor qilish qadariylardan chiqdi. Allohga jism isbot qilish mujassimalardan chiqdi. Allohning sifatlarini yo'qqa chiqarish mutazilalardan chiqdi. Bular hammasi noto'g'ri fahm bilan chiqdi. Kimidir kofir bo'lib ketdi, kimidir ahli bid'at bo'lib ketdi. Ahli sunna val jamoa bu o'rinda o'rtada har doim problemaning yechimi uchun keldi. Har doim boridi-da, boridi. Lekin sokin davom etayotgandi, bular chiqib hamma g'alayonni qilganda o'rtadan chiqib hammasini o'rniga o'tkazdi. Oldingi suhbatda gapirdim. Har doim ham buni ta'kidlaymiz. Nimaga kalom ilmiga mana hozir gapiryapti tushunib, odamlarni boshini aylantiryapti. Nimaga endi kalom ilmiga mashg'ul bo'lyaptilar? Kalom ilmini u undoq degan, Imom Shofiy Allohning huzuriga kalom bilan borgandan ko'ra undoq qilib borganing yaxshi. Har xil gap bor, kalomga qarshi juda qattiq tanqid bor. Nimaga kalom ilmiga Maturidiy, Ash'ariylar kirishgan deyapti. O'rtadan savol beryapti. Go'yoki bular o'zining mujassimalikka tortadigan gaplarini qarshisiga raddiyani xohlamayapti. Chalg'itayapti gap bilan. Ha, kalom ilmi sahobalar davrida yo'q edi. Nimaga? Ehtiyoj yo'q edi. Mujassima chiqib olib Allohga jism isbot qilmagan edi hali. Qanday qilib ularga salaf kalom ilmi bilan javob beradi? Yo'q. Odamlar yo'q. Keyin birinchi mujassima chiqdi. Mujassimalikni o'sha Abdulloh ibn Saba tarqatgan. Yahudiylikdan tarqatgan. Ular Allohni jism deydi. Osmonda o'tiribdi deydi. Bular fissamo haqidagi gapning qo'zg'alishining sababi shu. Boshlanish nuqta shuddan. Abdulloh ibn Saba Hazrat Ali'ni iloh dedi. Ha? İloh dedi. Odamlarni bunga targ'ib qildi. Va bu hodisalarning jarayoni kelib-kelib mana shu kalom ilmida katta janjallarga sabab bo'ldi. Qarasangiz, maydonda endi mujassima jamoasi paydo bo'lib qoldi. Nima qilamiz bularga? Desa, mujassimalarga eng ko'p raddiyani kim bergan? Mu'tazila bergan. Chunki mujassimani maydondagi jism Allohga jism isbot qilishlik masalasini aqliy ma'noda inkor qilishlikka haddan tashqari mu'tazila harakat qilgan. Mu'tazilaning hamma dalili mujassimalardan qochish. Nimaga Allohga qo'l isbot qilmaymiz? Qo'lni ta'vil qilamiz. Qo'l isbot qilsak, mujassima bo'lib qolamiz. Nimaga Alloh taoloni fissamo demaymiz? Chunki fissamo desak, makon isbot bo'lib qoladi va mujassima bo'lib qolamiz. Yanzil Robbunani ta'vil qilamiz. Nimaga? Chunki nuzul u. Hamma sifatlarda mujassima qarshisida mu'tazilani ko'rdi. Birinchi. Mu'tazilalar ularga raddiya berdi. Aqlan qanoat hosil qilaroq raddiya berdi. Lekin raddiyada o'sha aql kalom ilmida shu darajada haddan chiqib ketdiki, hatto Allohning o'zi isbot qilgan sifatlarini inkor qilishni boshlashdi. Va bu o'rtaga endi kimni chiqarishligini zarurat tug'dirdi. Maturidiy, Ash'ariylarni chiqardi. Ahli sunna chiqdi keyin. Boshqa yo'l yo'q edi. Endi Imom Malikni oltin qoidalari bor-a? Imom Malik al-istava ma'lum. Yoki g'oyli majhul. O'z sahih sanadi shu. Al-istava g'oyli majhul. G'oyli ma'qul. Valkay g'oyri ma'qul. As-su'al anhu bid'a. Bu mana shu gap. Salafning qoidasi. Salaf hamma narsaga Allohni qo'lini isbot qilamiz. Qandayligi g'oyri ma'qul. Ha? Bu haqida savol bid'at. Nuzulni isbot qilamiz. Qandayligi g'oyri ma'qul, savol bid'at. Bo'ldi, hammasiga halum va jarran. Gap yo'q. Lekin mujassimalarga bu qanoat hosil qildiradi. Mujassimalarga aytamiz, sen fikring bo'yicha bir narsani isbot qila olma. Aqlingda bir narsa jismni isbot qila olmagan. Qur'onda keldi shunday qilgin. Agar isbot qilmoqchi bo'lib qolsang, sen
Ma khatara bi balik wallahu laysa kadhalik qoidasiga amal qil. Qur'oni Karimda laysa kamithlihi shay va huwa as-sami'ul basir. Bunga sen harakat qil. Laysa kamithlihi shay mujassimalarga rad diya. Va huwa as-sami'ul basir mutazilalarga rad diya. Bu oyat ikkalasiga rad diya. Bunda Allohning sifatlarini isbot qilyapti. Bunisida Allohni boshqalarga o'xshatishlikdan tanzih qilyapti. Bundan qutuldik. Lekin mutazila nusbitu kama asbatahullohga qoilmas, moylanmas. Yo'q deyapti, bizga aqlan tushuntirib ber deyapti. Qanaqa qilib Allohga qo'l isbot qilamiz deyapti. Qanaqa qilib Allohni ko'ramiz deyapti. Qanaqa qilib ko'ramiz Allohni? Ha? Qur'onda la tudrikul absar va huwa yudrikul absar ku deyapti. La tudrikul absar va huwa yudrikul absar deyapti. Qur'onning oyatini dalil qilib ko'rsatyapti. Xo'p, Qur'onning oyatini dalil qilyapsan-da. Allohni ko'rsak, ko'rsak qiyomat kunida nima senga ishkol bo'lyapti? Jism bo'lib qoladi. Chunki ko'riladigan narsa jism u deyapti. Idrok qilishimiz uchun biz uni ko'zimiz qamragan chegarada ko'rishimiz kerak. Esa Imom Maturidiy aytayaptilarki, mujassimalarga aytishing bo'yicha jism isbot qilmaslik to'g'ri, lekin nimaga Alloh isbot qilganini inkor qilasan? Ha? Qiyomat kuni jannatda Alloh taolo ne'matlarini beradi va ziyada kalimasi bor. O'sha ziyada mutawotir sahobadan. Mutawotir tariqada kelgan Allohning jamoli shu. Jannatdagi hamma ne'matlardan ziyodasi beriladi. Ziyoda jannat jamol. Sobitmi sobit? Tavotir tavotirmi tavotir? Xo'p, nimaga inkor qilyapsan? Jism bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki idrok qilsa bo'lmaydi. Ba'zi narsalar bor, ko'ramiz, idrok qilmaymiz. Ana endi aqliga keldi. Salafning oyati hadis kelgan, ya'ni salafdan kelgan dalilga qolamiz. Imom Molikning qoidalari mujassimaga ishladi. Ahli sunnaning asosi bu ham. Salafga ergasamiz. Lekin Mu'tazila bunga ishlamayapti. Mu'tazila aqlan, menga aql bilan senga savol berdim, menga aql bilan javob ber deyapti. Fahrul Islam Imom Al-Bazdawi aytadilarki, dahriylarga Qur'ondan sunnatdan dalil keltirilmaydi. Dahriyga aqldan keltiriladi. Mu'tazila dahriy emas, Mu'tazila aqliy savol beryapti sizga. Ko'rsak idrok bo'lib qoladi deyapti. Desa Imom Maturidiy aytadilarki, har bitta ko'rganimiz idrok bo'lavermaydi. Ko'ramiz, idrok qilmaymiz. Nimani? Osmonni. Osmonga tikilinchi idrok qila olasizmi? Ha, shaklini idrok qila olmaysiz. Qayerdan boshlab qayerda tugaydi, bilmaysiz uni. Lekin ko'ramiz. Kunduzini ko'rib turibmiz. Hozir ko'cha kunduzi hozir. Lekin kunduzligini idrok qila olmaymiz. Uni biz qamrab ola olmaymiz. Kechasini qamrab ola olmaymiz. Ko'rish boshqa, idrok boshqa. Ana endi Mu'tazilaga nima bilan javob berdi? Mu'tazilaga aql bilan javob berdi. Chunki qarshisida aqlli odam turibdi. Dalillardan keyin o'tib noto'g'ri fahmdan unga aqliy mujodala bo'ldi. Endi nima deb ayblashyapti? Ana kalom ilmi. Yo'q, bu kalom ilmi emas bu. Kalom ilmi bilan hujum qilgan odamga qarshi aperkot udar bu. Bo'ldi, sindi ular. Mu'tazilalarga qarshi, masalan, mujassimalarga qarshi Mu'tazilaning fikridan foydalansa bo'ladi. Lekin Mu'tazilalarga qarshi boshqa fikr yo'q. Topolmaysiz. Salafni fahmiga qolamiz. Yo'q, qala olmaysiz. Mu'tazila maydonga chiqsa, hozir Mu'tazila deyarli yo'q. Mu'tazila maydonga chiqqan paytida xohlagan joyga borib, biz bilan kim bor bahs qiladigan, biz gapimizni isbotlab beramiz deb yurgan. Qur'onni maxluq degan ular. Ha. Imom Zamaxshariy borgan joylarda men Mu'taziliman, nima deysanlar degan. Bormi zo'ring gaplashamiz degan. Qanaqa javob beradi bunga? O'tursin qani. Hozir ilmni u darajada salohiyati yo'q odamlar turgani uchun odamlar siz bilan bizni sal ilmli deb o'ylayapti. Asli ilmlilar o'sha Mu'tazilalar dunyoga kelib, hozir atrofimizda yursin. Imom Maturidiysiz qutila olmaymiz. Majbursiz Imom Maturidiyga yalinishga, iltimos menga tushuntiring deyishga. Mu'tazilalar juda kuchli bo'lgan. Masalan, Qur'onni maxluq deyapti. Dalilni qarang. Aytayaptiki,
Kur'an Allah'ın kelamı. Doğru mu? Ha. Allah'ın kelamı ondan acilab çıkıyordu bizge. Uşan için bunu mahluk diyebiliriz. Kelam Allah'ın sıfatı, o bizge acilab çıkıyordu, onu mahluk diyebiliriz. Huddi, rahmet Allah'ın sıfatı mı? Yağmur Allah'ın rahmeti mi? Yağmurda mahluk diyemiz mi, mahluk demeyemiz mi diyebiliriz. Görüyorsunuz mu? Kanak cevap verirdi. Ben abgirdim ki, kurduk göbreşerlik için kayısı biri bana. Mu'tezilik'e cevap verir almaydı. Eğer İmam Maturidi'ni okumagan bulsam, cevap verir almaydı. İmam Maturidi'de ayırtadılar ki, yağmur, mahluk. O sudan, melikuleden ibaret. Kur'an, kolumuzdaki, siyahtan, kağızdan, nushaftan ibaret. Bu mahluk bu. Sen yağmur bilen kitabını misal kılıyorsun. Lekin rahmet Allah'ın zatıda kayın bugün sıfat. O mahluk mas. Kelam Allah'ın zatıda kayın bugün sıfat. O mahluk mas o. Cevabı var bana. Bunun kelamda cevap var. Demek kelam ilmini mezemmet kılıngan ilim buluşu bilen birge. Lekin kelam ilmi İslam ümmetini kelamiler çıkan peytide kutkargan yegane kural bugün. Kelam ilmini İslam ümmeti öz davrida cüde farasat bilen kullengen, işletken. Ve galabını kursatken. Bunge hiç şek şüphe yok. Mutezilelerge maturidiler cevap vergen. Aş'ariler cevap vergen. İmam Aş'ari, Ali Cübbai bilen 40 yıl yürgen, 40 yıl. Ailesi de katta bugün. Ve çıkıp durup mutezilelerge karşı keyin boşlagen. Ve ularına davamı da İmam Bakullani'nin hizmetleri katta cüdeyen. Aş'arilerinin davamçıları bunlar. Bizde kim? Ebu'l-Mu'in Nesafi. Tafsiratul Adillerin sahibi. Bunlar İmam Maturidi'ye kıyan hizmetler bunlar. Samimi adamlar bunlar. Bunlar dini için dünyasını satmayan adamlar. Yok ki dünyası için dinini satmayan. Dini için dünyasını kurban kıvargan adamlar. Bunlarını dünyada kaldırgan narsa şu usul, şu asas. Şimdi bunlarga karşı hücum, bunlarga karşı hücum, uşa mutezilelikten taşkarı mücessimelik bugün kündü. Hizbiler mutezilelikini minden bir parçası bugün. Bugün haşaviler Allah Osman'da neş tarafta, neş tamamda, biz kolumuzu münakli yapıyoruz ki diyetkenler haşaviliknin düşüncelerini tarkatı yaptı. Allah'a keyfiyet ispat kılışı yaptı. Aldım keyfiyet ispat kılı yaptı da keyin keyfiyetki kırışmayımız ne yaptı. Meşhur bir adam eti yaptı Araplardan. Osman Hamis de gönümün. Peygamber aleyhisselam miraçga çıkkallar o. Ha demek Allah Osman'da. Şu yapını kim yapırken salaftan? Bu. Allah Osman'da degen gapni bana bu gap bilen tavil ki yaptı. Yani bizge tavilini tane kılı yaptı. Biz aytemiz ki yok Allah Osman'da deyimiz tavil kımıyımız. Sen tavil kılı yapsan. Miracga Resulullah Osman'a çıktılar o. Ha? Demek Osman'dayken. Yedi kabat Osman'dan keyin arş, arştan keyin Allah. Çekere, cihe, kullu işare. Bula hemmesi tavil bula. Salafta hiç kim bu gapını yapırmagen. Yapırmagen. O İmam Müslim'nin hadisindeki cariye hadisi. Ve aşarat iley kelimesi. Osman'a işare kıldı. Yok ki قالت في السماء osmonda dedi kabi imom muslimning rivoyati matnan mustarib matni mustarib hadisni 5 xil tariqasi bor buni 5 ta tariqani hammasini yig'ib kelsangiz aqidaga eng muvofiq hadis imom ahmadning musnadida qaysi hadis atashhadina alla ilaha illalloh Allohdan o'ziga iloh yo'qligiga guvohlik berasanmi iymonni shahodat kalimasi hal qiladi Allah'ın kayırdalığını ispatlaş halkı mıydı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah kayırda degen gepke cevap olarak ayet var mı dese var ayet. Kur'an'ın hemen ayetlerini ap gelip yıkıp gelseyiz Allah kayırda degen savalgı Allah Teala mekanını inkar kılıp cevap vergen. Mesafeni inkar kılıp cevap vergen. Kaysa ayet? Dua ayet. Yok. Bakara suresinde. إني قريب. ها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من شو آيات؟ مش تفسير ده تبرين أчин برينче روايته. تبرين بلاس لا برينче
rivoyatlarni keltiradi, keyin keltirib, eng oxirida eng kuchligini keltiradi. Eng birinchi sabab sahobalardan ba'zilar kelib Rasulullohdan aynalloh deb so'radi. Alloh qayerda deb so'radi. So'raganda mana shu oyat nozil bo'ldi. Agar o'rnimidi, o'rniydi. Fissamo degan gap bular aytayotganini singari urg'u beradigan darajada bo'lganda edi. Aynalloh kalimasiga va iza sa'alaka ibadi anni fa inni fissama bo'lardi. Fa inni fissama bo'lardi. O'rniydi. Sahobalar kelib so'radi deyapti Tabari rivoyi. Nima dedi? Fa inni qorib dedi. Qurbat ma'nosini aytdi. Men yaqinman. Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid dedi. Juda yaqinman dedi. Juda yaqinman. İkkita bo'lsang, uchinching menman dedi. To'rtta bo'lsang, beshinching menman dedi. Alloh subhanahu va taoloning yaqinlik masalasi ibodatga bog'liq. Fiqhul Akbarda Abu Hanifa rahimahulloh Allohga yaqinlikni nima deb ta'riflagan? Allohga yaqinlik ibodat bilan degan. Qurbonlik nima bilan? Qo'yni so'yamiz. Qoni yerga oqadi, go'shini o'zimiz yeymiz. Bizdan Allohga nima e'tibor edi? Taqvo e'tibor edi. Bizga o'sha Allohga bo'lgan ya'ni taqvoimiz e'tibor edi. La yanallohu luhumha va la dima'uha, lekin yanaluhu taqvo minkum. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, Allohga makon isbot qilayotganligi uchun biz aytyapmiz, "Oy, sen makon isbot bo'lyapti gapingda." Makon Allohga isbot qilma deyapmiz. Bu bilan ular nima deyapti? Salafda kim aytgan Alloh makon deb? Hech kim aytmagan. Nimaga? Chunki senga o'xshagan makon isbot qilgan bo'lmagan paytda. Makonni isbot qilgan odam maydonga chiqqani uchun aytilgan. Alloh taologa makon isbot qilib bo'lmaydi deyildi. Ya'ni savolga javob bo'ldi. O'zidan o'zi Mu'tazilaga qarshi yoki Mujassimaga qarshi hech kim indamayaptida Imom Maturidiy chiqib Alloh la makon demeydi ki. Allohning makoni bor osmonda o'tiribdi dedi. Oyog'ini osiltirib o'tiribdi dedi mujassimalar. Ha unda unga keyin aytildi qanaqasiga deyishdi. Allohga makon isbot qilmaydi. Abu Hanifaning gaplarini keltirishdi. Tadrisni qarang. Fiqhul Absatdi. Bir joyda Fiqhul Akbar deb gapirdi bittasi. Fiqhul Akbar emas, to'g'ri. Fiqhul Absatdi bitta nomi Fiqhul Akbar u ham. Lekin Fiqhul Akbar Sani ikkinchi u. Fiqhul Akbar Abu Hanifani eng ishonchli kitoblaridan. Rawi Hammod ibn Abi Hanifa o'g'illaridan. Hammodni Imom Zahabiy siqa degan, ishonchli odam degan. Ikkinchisi Fiqhul Absat. Uni kim rivoyat qilgan? Abu Muti'anil Balxiy rivoyat qilgan. Abu Muti'anil Balxiy haqlarida biroz gap bor. Biroz gap bor. U kishini murji'a degan Imom Zahabiy. Raviylar ichida. Lekin Hanafilarning ichida kuchli odam bo'lgan. Keyin ta'lim ta'lim bor, vasiyat bor. Abu Hanifaga tegishli kitoblar bular. Shularda aqidadagi urg'ular bor. Fiqhul Akbar eng kuchligi. Fiqhul Absatda men bilmayman Alloh osmondami, yerdami degan odam kofir bo'ladi degan gapni aytayapti bir bola. Aytib orada aytayaptiki, mana ko'rdinglarmi? Alloh osmonda emas degan odam kofir bo'ladi deyapti. Bu xulosani Abu Hanifa aytmagan. Allohdan qo'rqish kerak. Bu gapni Abu Hanifa gapirmaganlar. Fiqhul Absatni o'sha matnni yuqorisida agar bir kishi aynalloh deb so'rasa, ayna makonga dalolat qiladi. Qayerda makonga dalolat qiladi. Makon yo'q edi, Alloh bor edi. Qayerda degan gap hali yo'q edi, Alloh bor edi degan gap. U bizi gapimizni aytyapti asli. O'jay kesib tashab bu yog'ida o'ziga kerakli jumlani o'qib, odamlar tushunmaydigan jumlani o'qib, undan xulosada o'zini gapini gapirib, mana Abu Hanifa shunaqa degan deyapti. Insof, insof kerak. U gap nimaga dalolat qiladi? Allohni osmondami, yerdami bilmayman degani aqida masalasida men bilmayman, menga kerak emas degan odam kofir bo'ladi, to'ppa to'g'ri. Fiqhul Akbarda ham bor. Va in shakka va in Vakafa shakka tushsa men bilmayapman Allohning qayerdaligini yoki Allohning sifatlari to'g'risida menda shubha bo'lib qoldi desa va vaqf qilsa, men kerak emas menga desa kofir bo'ladi. Nima deyish kerak?
اعتقدنا بما حق عند الله ولا حول ولا قوه الا بالله ahli ilmi top sorib olish kerak. Kechiktirib bo'ladigan masala emas bu. O'shanga urg'u beryapti u. Abu Hanifaning bu matnlari shunga urg'u beryapti. Menga qizig'i yo'q desa kofir bo'ladi. Aqidada qizig'i menga yo'q degan gap yo'q. Bilganicha biladi, bilmaganini so'raydi. So'raguncha bo'lgan masofada bu masalada Allohning nazdida nima haq bo'lsa shunga e'tiqod qilaman deydi va borib masalan so'rab oladi. Demak, ana shu ixtiloflarda biz bu suhbatlardan ko'zlangan maqsadim shu. Maydonga haqiqatni qo'yishimiz kerak. Qo'ysak, ya'ni qo'ya olamiz. Bugun inshaalloh robbil alamin o'sha mutavakkildan keyin mutazilalarni shohi singanga o'xshagan hozir endi mujassimalarni shohi sinib ahli sunnaga imkon berilgan payt. Biroz tashbih siyosiyroq bo'lsa ham aytayapman. Senzura yo'qolgan payt, ahli sunnaga imkon berilgan payt. Hozir zimmamizdagi vazifani qilishimiz kerak. Zimmamizdagini. Hargiz siyosatni aralashtirmasligimiz kerak. Men O'zbekistonda yashaymanmi, Qirg'izistondami, farqi yo'q menga. Dinimizni gapirishimiz kerak. Bizdan din so'ralyapti. Din. Biz o'qiganmiz shuni. O'qidingmi, javob berishimiz kerak. U poshoni amri vojib kreditni olaveringlar demasligimiz kerak. Bizdan buni hech kim talab ham qilmaydi. Dinni siyosatga bo'yin egdirib berishga hech kim majbur emas. Chunki omonatmiz hammamiz. Qanaqa vaziyatda yashashimizdan qat'i nazar haqiqatni aytib qolishlik bilan hozir ne'matlanib turibmiz. Agar shukr qilsak, ziyoda qiladi Alloh taolo. Qilsak. Shukr nima edi? Shukr javorihlar bilan buni o'rtaga qo'yish. Qalbimiz bilan bunga e'tirof qilish, tilimiz bilan buni zikr qilish. O'shanda ziyoda bo'ladi. Agar endi ham jim turiladigan bo'lsa, javobgarlik bo'ladi. O'sha payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu umrlarini oxirida qilgan rivoyat bor. Aytganlarki, o'sha hazrati Umar hodisada ishtirokchi payg'ambar alayhisolam oldilariga borganda, bor jamoaga xabar ber. Kim la ilaha illalloh desa jannatga kiradi dedilar. Menga ishonishmaydi-ku dedi. Muborak kavushlarni yechib berdilar. Bor, buni ko'rsatdi dedilar. Kelayotganda hazrati Umarni ko'rib qoldilar. Shunaqa mana Rasulullohning kavushlari dalil. Shunaqa dedilar deganda ko'kragiga urganlar. Qaytib olib kelib shu gapni aytdingizmi ya Rasululloh deganda aytdim deganlar. Ha, suyanib qoladi-ku odamlar degan. Ha. Bo'lmasa aytmay qo'ya qol deganlar. Payg'ambarimiz buni aytmaganlar, lekin Abu Hurayra umrini oxirlarida nima dedilar? Qiyomat kunida bilgan narsasini berkitgan odam, bir ilmdan so'ralsa aytmasa, u mas'uliyatini sezib turib, bilib turib aytmasa, bir ummat jarga ketyapti, ko'rib turib indamasdan ko'z yumib tursa, uljima bili jaminnar. Jahannam olovi bilan olov yuganlanadi, Allohdan panoh so'raymiz. Qo'ldan kelganini qilamiz. Natija bizga aloqasi yo'q. Natijadan mas'ul emasmiz, lekin mas'uliyatdan mas'ulmiz. Mas'uliyatdan vazifamizni qilishimiz kerak. Imkon tug'ilgan payt 5 ta odammi, 10 ta odammi qo'limizda hozir bitta bu ya'ni jiddiy ma'noda atrofida muxlisi bor odamlar o'tiribdilar. Buni ilmiy asosni aytib qo'yishimiz kerak. Kimdir yumshoq uslubini qilsin, kimdir chiroyli uslubini qilsin, kimdir yozsin maqolani. Kimdir buni televideniyaga chiqib aytsin. Men juda ko'p joyda ta'kidlayapman ham. Televideniyani ham olishimiz kerak. Bu mavzularda bizga imkoniyat bo'lyapti, ya'ni buni qilishimiz kerak. Televideniyada hozir 70% turk seriallari. Kelin 4ta 5tasi bilan yuraveradi. Nimaga? Kinoda shunaqa. Bitta artist kelsa 20 ta qiz uyalmaydi, xijolat qilmaydi, selfie tushadi hali bilan. Uni eri bor, uni mahrami bor, u begona erkak. Nima ta'siri shu? Kinodan ta'siri. O'shalarni o'rniga biz qo'limizdan kelgancha axloq jihatini, aqida jihatini, fiqhni, sunnatni, tafsirni hammasini maydonga qo'yishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu ishlarda o'zi madadkor bo'lsin. Mavzuga aloqador nima savol bor? Nima savol? Hmm.
Ben gerçekten bolalardan soru geliyordu değil mi? Uzun doğru anladım. Yani uzunlar soru verdi. Ana hadiste de, rivayette de, eğer bir yerde gelecek, rahmetsin onu kısmında güzel sırayla hamdolardı. Diğer manada hemen bir şirin güzel. Peki mevzus doğa hakkında ne diye bir şey bir taraf doğa kalıyor. Bu yine kısmında dedi şu ara nasıl mı? Yani soru etti. Hozir shuni aytdik, o'sha ta'vil qilyapti u. Osmonda degan matnlarni hammasini osmonda deb to'xtasa bo'ldi. Biz ham shunaqa deymiz. Lekin qo'limizni osmonga qilamiz-ku, demak osmonda desa ta'vil qilyapti, jihat isbot qilyapti. Allohni jism isbot qilyapti. Bu kufr bu. Nimaga qo'limizni osmonga ko'taramiz degan gapga Imom Navoviyning javoblari bor. Aytganlarki, Ka'baga namoz o'qiganda yuzlanganimiz kabi namozxonlarının kıblesi Kabe bo'lgani kabi dua kılıvçilerinin kıblesi osmon. Keyin osmon kelimesi Arap tilida fisseme. Seme kelimesini birinci balog'atda birinci manosu asos hisoblanadi. Al aslu fil kelam al haqiqatu. Kalomda birinci haqiqat ifoda qilinadi. İza تعذرت الحقيقة يسار إلى المجاز. Eğer hakikatten doğru mana alamazsanız, keyin o kelimenin mecazge tavil kılasız. Bu balagattaki Arap istilahıdaki gap, kaide bu. Sema kelimesinin birinci manası ne derse? Uluğluk degeni. Sumu, uluğ. Allah fisseme degeni, Allah uluğ zat degeni, uluğlukta degeni. Makam manası demez, makanat manasıdır. Mesela deyelim, bu kişi bizi ustozimiz, bizga nisbatan bu kişini makoni bor, makonati bor desan, martaba ma'nosi bor. Martaba ma'nosi bor. Alloh subhanahu va taologa samo kalimasini ishlatilayotganda makonat ma'nosi ishlatiladi. Chunki birinchi ma'no shu. Sumuni birinchi ma'nosi shu. Ikkinchi ma'nosi majozan bizdan nisbatan yuqorida bo'lganligi uchun osmonga bu nom bo'lib qolgan. Majozan nom bo'lib qolgan, haqiqatan emas. Nimaga haqiqatan emas? Chunki biz uchun bu tomonda osmon, yerning narigi tomonida u tomonda osmon. U yoqdagi odam Alloh bu yoqda deydimi? Demaydi-ku. Allohga sumu ulug'lik nisbatini bizdan beramiz. Fis-samai ilahun va fil-ardi ilah. Bu oyat osmonda ham, yerda ham Alloh ibodatga loyiq degani. Bu yerda iloh kalimasi borki, tashab qoldi bittasi menga. Ha. Wa huwa Allahu allazi fis-samai va fil-ard. Bu ham bordi. Alloh kalimasi bilan ham kelgan. Alloh osmonda ham, Alloh yerda ham Alloh. Endi o'sha makon jihatiga aloqador oyatlarni hammasini yig'saysiz, fis-samodan ko'ra boshqa oyat ko'p. Oho ma'kum ayni ma'kuntum va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Ha? Avval aynama tuvallu fatamma vajhulloh. Ha? Va huwa robi'uhum. Ko'p fis-samo haqidagi oyatlarni deyarli barchasi miqyos, me'yor sifatida laysa kamislihi shay bilan tushuniladi. Hammasi. Qolganlari ham shunaqa tushuniladi. Endi mujassimaga aytilardi, hali aytdim yuqorida shun davomida. Mujassimaga aytilardi ki, seni hayolingga jism kelib ketyaptimi? O'sha ma'noni ta'vil qil. Ash'ariylar shu tomonga moyil bo'lgan. Masalan, al-istiva kalimasida egalladi ma'nosi loyiqroq deb tushunadi ash'ariylar. Mujassima aql ma'nosida iloji yo'q, menga hayolimga shunaqa kelyapti desa, unda istivoni istavlo ma'nosida tushun, loyiqroq shu ma'noda. Lekin bu zonni gap. O'zlari aytadi, ijtihodiy gap bu. Zonni gap. Qat'iy shunga hamma keladi, buni inkor qilgan dindan chiqadi emas. Mujassimalikdan qutqarish uchun eng sog'lom yo'l salafniki. Nima edi? Tariqatis salaf aslan. Biz qanday kelgan bo'lsa shunday isbot qilamiz. O'sha qo'lini ishora qilishi, osmonga merojda chiqdi-ku deyishligi kudan keyin sizga mantiqan ta'vilni ishora qilyapti. O'shaning uchun aytyapmiz biz unga qarshi. Sen makon isbot qilib qo'yibsan. Makon isbot agar fis-samoda to'xtasang janjal chiqmas edi. Sen fis-samo degandan keyin qo'limizni osmonga qildik-ku shu tomonda, merojga chiqdik-ku osmonda deyapsan.
u bilan makon isbot qilyapsa, u joiz emas. Desak, sanlar lo makonni qatdan olding deyapti. Sen fissamoda qo'lni mana qilganini qatdan olding. To'g'rimi? Ha, Hazrat Umar qo'lini osmonga ko'targan. Ulug'likka ishora bu. Ulug'likka ishora bunda hammasi Allohning sifatiga loyiq sifatida tasdiqlanadi. İbn Taymiyye rahimahullah tavhidni üçge taksimlaşlik meselesi de ilk gapirgan adamlardan. İhtiyaç yüzesinden gapirgan. Zarurat bu program o kişiye. Çünkü tavhidni üçge taksimlap o'rganish başka mavzu. Tavhidni üçge taksimlap biri ikincisiga alakası yok deyiş başka bid'at bu. Mesela rububiyatni tan olgan adam uluhiyatni tan olgan bo'lmaydi degan gap. Bu nima uchun kerak bo'lgan? Qabrlarni ziyorati, tavassul masalasida Ibn Taymiyya bahslarda shu masalaga bog'lanib qolgan. Shu masala u kishini qutqargan go'yo o'sha davrda. Masalan Makka mushriklarini Alloh subhanahu va taolo man xaloqa samovati val ard desa ular nima dedi? La yaqulunna Alloh dedi. Alloh dedi. Demak, demakdan buyog'i xulosa bular. Va bu xulosalar zonli gaplar. Qat'iyatni dalolat qilmaydi. Demak dedi ular, Makka mushriklari rububiyatni tan olgan edi. To'g'ri emas bu gap. Makka mushriklari rububiyatni tan olmagan. Makka mushriklari bu regionni jinlar boshqaradi derdi. Makka mushriklari bu regionni boshqaruvchi jinlar deydi. Rububiyatni bular derdi. Bizni derdi butlarimiz tarbiyat qilib turadi derdi. Ular hamma masalada rububiyatni tan olmagan, rububiyatni tan olgan odam, rububiyatni tan olgan odam. To namoz farz bugunga qadar ham la ilaha illallohni, Muhammad rasulullohni tan olsa bo'ldi musulmon edi u. Ibodat hali masalasi dunyoga kelmagan edi. To'g'rimi? Rububiyatni tan olmagan edi mushriklar. O oyat nima desa, ulamolar aytadiki, o oyat bahs maydonida qarshidagi tarafni mot qilish uchun berilgan savol u. Ojiz qoldirish uchun berilgan savol, e'tiqodini bildirish uchun, e'tiqodini bilish uchun berilgan savol emas. Butga sig'inyapti mushrik. Musulmon aytayaptiki, nimaga butga sig'inyapsan? Çünkü şu benim Hudayım. Osmonlarni yerini kim yaratgan? Dese but diye mi dedi? Mecbur la yakullanın Allah dedi. Oyat devamını mı? Fa anna yufakun. Kim gizli ne yaptı bunu? Oyatı devamı şunu bildirdi. Mat kılıç için belirgen savalını İbn Taymiyye rahimahullah Allah o kişinin gani gani rahmet kıyam olsun de mat kılıç için belirgen savalını akidesini belgiler için savalı da küçünü bakarlar. Ve bunge mavzudagi vesile meselesini, Peygamber aleyhisselamın hürmetinden degen dualarını, kabir ziyaretlerini inkar kılıç için kereyi bugün bu. Zarurat yüzesinden kereyi bugün bu. Aslında etmeden İbn Taymiyye'nin bu yapma bakarca. Ya İbn Taymiyye'ye nisbat verildi. Şu İbn Taymiyye'nin meneşi işini hata değildi. Alil Qari İbn Taymiyye rahimahullah'ke cüda muhabbetleri katta. Hanefiler içi de itibarları baland. Lekin bu gaplarını tanqid qiladi Hanefilerim. Fihl-i Akbar'daki bu gaplarını. Tavhidni üçge buluş bid'at. Bunge dalilimiz ko'p. Kabir haqida biz akidemizde nima deymiz? Kabirdagi soroq savolni akidemizde ahli sünnenin rukullaridan deymiz. Uni inkor qilsa mutazile bo'ladi. Kabirdagi savollar nima edi? Mar robbuk deydi. Men ilahuk demeydi. Men rabbuk dese, Rabbi Allah deseyiz nima bo'ladi? Qutulasiz. Davom etmeydi. Sen rububiyatı tan olding, endi uluhiyat, asmoi sifatga javob ber demeydi. Dalil katta dalillardan biri. O'sha Fir'avn ana robbukumul a'la dedi. Rububiyatda da'vo qildi u. İbrahim aleyhissalatu vesselam Namrut bilan bo'lgan bahsi. O aytdiki, ana o'qiy va umid dedi.
Meni Rabbim öldüradı, tırıltıradı dese, Namrud, bana mı öldürüp tırıltıramam dedi. İki de adamı çakırdı, bittesige katta miqdorda pul verdi, ikincisini öldürdü. Bunga hayat verdim, bunu canını aldım dedi. Degende, meni Rabbim ne dediler? يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Bu yani buhit için dedi yani. Onu mat kılış için verilgen savaş. Beni Rabbim şarktan çıkarıp garpge batıradı. Kuyaşını sen garptan çıkar çıkardın. Mat buldu. Hoddu şu tartıpta kılıngen savaş o. O ayet Mekke müşriklerinin rububiyetine dalat kılıydı. Rububiyetini tanal geldiydi. Ular rububiyetini tanalma geldi. Rububiyetini tanal geldiydi. O sözden uluhiyet tanal geldi. Lekin taksim kılıp organ işte muamma yok. Asma-i sıfatını alakıda organımız. Doğru mu? Allah'ın rububiyet sıfatını alakıda organımız. Uluhiyet sıfatını alakıda organımız. Bunlar lekin Allah'ın sıfatlarını taksimine dalat kılıydı. Bizi organ işimizde dalat kılıydı. Keyin İbn Taymiyye bu gapni gapirganlarida zamonalarida İbn Taymiyye'den çandan olimlar bor edi. Qozilar bor edi, shayxlar bor edi. Ular olib kelishdi İbn Taymiyye'ni. O'tqizishdi. O'sha qabr ziyoratini inkor qildilar, mana shu gapdan inkor qildilar. Qabrga borsa qabr parasi bo'lib qoladi. Uluhiyatni ga shirk keltiryapti, Allohni tanigani bilan qabrga sig'inyapti degan. Ve bu bilen o kişinin otkızıp ayetçisi ki ne mi ki buna kılıyapsız işte. Ve ortada o basım yok, siyasi basım yok, siyasi basım kıladigen iktidaram yok o peyti. Halife yok. Mısır'da Mamlukiler, Türkiye atrafı Selçukiler, Şam'da Ayyubiler, tarkak hamme yok. Muğul hücum kılıyaptı, Nasrani hücum kılıyaptı, İçkarı'da İbn-i Taymiye'ye siyasi basım yok. İlmi bahs var. Kazılarda küçü var. Yapırın de işte. Bir baksta İbn Taymiyye rahimahullah Eş'arilerin kitabını başlarına koydular. Ana el-Eş'ariyyü dediler. Ben Eş'ariyman dediler. Bunu İbn Hacer keltirgen ha? Tabeleri doğrusu keltirgen. Lekin bu gapı yapıp çıkıp gitti bir yana devam ettikenler degenler. Oşa baksta o kişinin boynuna koyuştu. Tan almagenler deyip kamaştı hatta. Bana şu kabır masalası da. O davrdagi ulamoları bunga bahslar raddiyalar qilishdi. Masalani boshqa jihatlariga gap yo'q. Ibn Taymiyani men har doim rahimahulloh deb eslayman va u kishi to'g'rilarida qilgan xizmatlariga nisbatan e'tirof qilishimiz kerak. Nasroniylarga, yahudiylarga qarshi raddiyalari chotki. Shi'alarga, rofizalarini bori tilini chizatganlar haqiqatda gap yo'q. Lekin ahli sunna Mu'tazilani mujassimiga aytgan gapiga rahmat deydi. Lekin unga ham aytadi da sen noto'g'ri ketding shu yerda deydi. Xuddi shunga o'xshagan gap. Ibn Taymiyya rahimahullohni rahimahulloh deyveramiz. Ular ahli ilm bo'lgan. Davrida qozilar uni muhotob olib gaplashadigan darajadagi obro'li bo'lgan. Ha bu kim bu deb ketmagan. Tushundingizmi? Gaplashgan u bilan. Keyin davrida bu gap ko'mildi. Tavhidni 2 ga 3 ga bo'lish masalasi ko'mildi, yo'qqa chiqdi. 5 asr o'tgandan keyin bu mesele kayıttan kurtarılıyor. 5 asırgıcı kurtarılmıyor. Demek ki, çünkü ulamalar buna raddiyesini berip geldi. 5 asırdan keyin Allah rahmet kılsın, Muhammed İbn Abdülvahhab Necid'den çıktılar. Ve Muhammed İbn Saud bilen şartnama tuzdular. Muhammed İbn İsmail As-Saud bilen şartnama tuzdular. Ve ideolojik cihattan onu kondurdular. O, kabilenin amiriydi. Bularının kolu da 600-700 adam vardı başıda. 600-700 adam bu ideolojiye bilen meydana çıkıştı. Ne deyişti? Tavhid üçge bölümümüz deyişti. Ne oldu ki? Medine ahli, Mekke ahli, Türk ahlileri, Türkiye, bütün Müslüman ülkeleri diğerli hamması müşrik deyip ilan kılındı. Kuburi deyip ilan kılındı. O bularge uşa regionda yürgen Angliya agentleri uşa Lawrence'ni tashkilotchilari, Gertrude Bell'lar tashkilotchilari bu ideologiyani qo'llab-quvvatlashimiz kerak dedi. Nima uchun? Usmoniy xilofati yo'qotish uchun. Usmoniy xilofatga muqobil hamma narsani qilishgan. Husayn Sharifni xalifa qilishgan o'zlarining ichida. Iroq davlatini qurishgan. Va bu ideologiyani qo'llab-quvvatlashgan orqasidan
qablum minan nas bo'lgan, bular dastaklagan. Va bu odamlar bu masalada siyosiy quvvat bilan chiqib, Usmoniy xilofat ag'nagandan keyin bu gapni tarqatishgan. Hozir dunyoning qayerida bu ideologiya tarqayotgan bo'lsa, bularni aqidasini qo'llab-quvvatlash uchun tarqatishyapti. Endi oxirgi gapimiz yaqinda bu jonli efirda ham ketyapti, aytib qo'yish o'rni kelgan uchun aytayapman. Uzr so'rayman. Aloviddin Mansur rahimahullohni bir gapini tarqatishyapti. Muhammad ibn Abdul Vahhab yaxshi ahli ilm bo'lgan, zamonasida olim odam bo'lgan, shirkka qarshi kurashgan, vahobiy yo'q bizning ichimizda, vahobiylik degan gap dushmanni gapi degan gaplarini. Ha, bu gapni Aloviddin Mansur rahimahulloh aytgan, u kishi aytgan paytda shayx hazratlari ham aytgan. O'sha paytda ular haqiqatda ichimizda yo'q edi. İslam ummatını parçalash uchun ularni ideologiyalarini sekin-sekin tiqishtirib, odamlarni parçalash uchun siyosiy urinishlar bor edi. O'shani oldini olishlikni shu suhbat orqali to'xtatishga harakat qilishgan ular. Lekin o'sha ish endi kirib kelgandan keyin Muhammad ibn Abdul Vahhabni men doim rahimahulloh deyapman. Lekin kitoblarimizda ularni ideologiyani ichimizda tarqataverganidan keyin endi tarixiy haqiqatlarni o'zlari ham aytishdi, hazrat ham aytdilar. Tiriklik paytlari. Mazhabni inkor qilganlar, o'sha salafiylikka moyil bo'lganlar jinni dedilar. Aloviddin Mansur o'zlari. To'g'rimi? Ularga ergashayotgan ikki marta jinni dedilar. U kirib kelgandan keyingi gap boshqa, kirib kelmasdan oldin islom ummatiga hey, oramizda unaqa gap yo'q. U odamlar hozir Makkaga borsak orqasida ibodat qilamiz, namozni namoz. Yaxshi odamlar, olim odamlar. Hurmat bu, aqli ilmi gapi bu. Lekin bu gaplari bilan bugun ichimizda shu gap tarqataylik emas. Endi ular kirib kelgandan keyin ichkarida hamma fasodni qilgandan keyin biz endi Aloviddin Mansur rahimahullohning keyingi gaplarini tasdiqlaymiz. Oxirgi umrlarini oxirlarida bulardan shunday bo'lganlarini aytganlar, necha marta gapirganlar. Bu kishi o'shda bor ekan, ular maydonda ko'rina olmadi. Hozir ko'rinishi boshlab qolishdi, bizni kutib qolishdi bu yoqda. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk va akhiru da'wana. Vaqt. Vaqt. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammadin va alihi va sahbihi. Amin. Amal al-futur ya'shku wa sallam. Manfaat bo'lsin, muvaffaqiyat. Jazakalloh sabr bo'ling.